İyi bari yeni çıkmışlar. Yarın gelsek, öbür gün gelsek öldüler. Şuranın arkasında bir ip arar mısınız? Arama çubuğunu bir de sayalım. Koyarken sayalım. Hocam şimdi evet. Toplayalım mı hocam bunları? Toplayın. Tamam, kim sayıyor? Ama şurada hızlıca bir önce ipi arar mısınız? Çekilin. Şöyle şeyi hocam, onu kaldırdığımda çekin. Çekeceğim. Buradan gidiyorum, kaldırın beni. Evet. Sadece şunu vurgulamaya çalıştık. Turizm tesisleri bizim için önemli. Ülke ekonomisi için önemli. Ama doğamız da en az onlar kadar önemli. Bu duyarlılığı, hassasiyeti daha fazla arttırmak amacıyla yaşadığımız olayları sadece halkla, kamuoyuyla ve ajanslarla paylaştık. Amacımız doğamızı korumak, turizm tesislerimize birlikte çalışmaları yürütmek. Bugün nasıl bir olayla karşılaştınız? Olay bugün olmadı tabii. Olayın birkaç gün öncesi var. Çünkü iki farklı olaydı. Aslında temel nedeni, çıkış noktası pandemiyle alakalı birazcık. Çünkü pandemi nedeniyle birçok tesisimiz geç açıldı ama yuvalama erken başladığı için kayıt altına aldığımız yuvalar maalesef turizm tesisleri 1 Mayıs'tan önce yapması gereken işlemleri Haziran'ın sonu gibi yapmaya başladılar. Yürüme yollarını fark etmeden yuvalarının üzerine koymuşlar. Biz de bunu en son yavruların çıkmasını beklediğimiz tarihte anladık. Çünkü yuvalardan yavrular çıkmayınca biz rutin olarak bir işlem yapıyoruz. Yuvaları kontrol işleri yapıyoruz, bakıyoruz. Elimizdeki kayıtlarla yuvanın yeri belli, nerede oldu. Baktık, şeyin altına görünüyor. Yürüme bandının altında görünüyor yuvalar. Acaba burada mı diye yürüme bandını kaldırdığımızda bir tesisimizde 60 tane canlı yavru, diğer tesisimizde de maalesef 50-60 civarında ölü yavru gördük. Buradan şunu çıkarmamız gerekiyor. Deniz Kalkmaların Korunması Genelgesi vardır. Orada der ki bu tür faaliyetler 1 Mayıs'tan önce tamamlanmalı. İşte tamamlanma gerekçesi de bunlarla alakalı. Yine der ki şemsiye şezlonglarınız ve de kumsalda kullandığınız o yürüme bantları 35 metrenin ya da 65 metrenin aslında esasında, ama biz Beylik bölgesinde 35 metreyi kullanıyoruz. 35 metreyi kullanma nedenimiz de %95 civarında yuvaların 35 metre sınırı içerisinde olması. Yani turizmcilerimiz de mağdur olmasın diye. Yoksa Deniz Kalkmalarının Korunması Genelgesi'nde bu 65 metre diye geçiyor. Bu olaylar bir daha yaşanmasın. Hem turizmcilerimiz mağdur olmasın, hem doğamızı daha iyi koruyalım maksadıyla bunun bir örnek olay olarak basına yansımasını uygun bulduk.